Devrimcileri siyasal İslamcılardan ve kafatasçı milliyetçilerden ayıran temel şey bu abi ya. Devrimciler düşmanlarına karşı durmaları gerektiği duruşu her zaman gösterdiler. Ellerine düştüklerinde dahi gösterdiler. Teslim olmadılar. Hep şey tartışılır. Biz 12 Eylül mağduru muyuz? Biz 12 Eylül mücadelesini verenler miyiz? Biz darbelere karşı da aynı tavrı koyduk. NATO düşmanımızsa ne çay servisi yaparız, ne selam veririz, ne bilmem. Biz onlarla savaşırız. Başka bir şey yapmayız yani. Çünkü insanlık düşmanı bir örgütlenme de bir baktır. Ve tüm dünyadaki sömürü düzeninin, emperyalist çarkın devamından yana bir koruyuculuk şeyi üstlenir. Bundan dolayı da emekçi halkların düşmanıdır NATO örgütü. Silahlı örgüttür zaten NATO örgütü. Türkiye'nin zaten orada bulunması başlı başına bizim açımızdan sıkıntıdır. Bundan dolayı da burada da çok bariz bir şekilde görüyoruz ki yaşamı ve doğruları, onuru sahiplenen insanlar devrimciler, solcular, demokratlar ve aydınlardır. Bunlardan bir halt olmaz. Kendi kimliklerini koruyabilme mecaline bile sahip değiller. Şimdi şeye gelelim istersen. Buyurun. Yani bir depremlere önce bir değinelim. Hem siyasi depreme hem de yaşadığımız ve bir ayı geçtiğimiz normal depreme, bu Maraş merkezi depreme geçelim. Evet, dinliyoruz seni. Evet, Şimdi yani siyasi deprem öyle bir durumda ki halen sürüyor yani bu. Abi Hüda korkunç. Yani biz bir hafta biraz konuşacağız. bir gazeteciler olarak çok kötü bir süreç geçirdik. Yoğun, yorgun. Eller tetikte, yani işte kameranın tetiğinde 2-3 yerden canlı, yani takipler yaptık, canlı yayınlar yaptık falan. Tabii şimdi farklıları yan yana getirmeye çalışıyorsun ortak bir hedef doğrultusunda. Burada sıkıntılar çıkıyor çünkü arka hesapları, arka planları var herkesin. Yani göründüğü gibi değil o siyasi yapılanmalar. Özellikle İyi Parti birçok hesabın kitabın içine girme durumunda olan bir yapılanma. Diğerleri de böyle işte girmiş. Çok ilginçtir mesela. Bakanlık tartışmaları yapılıyor. Ya bırakın önce bir şu şey bir beladan bir kurtulalım, bu Türkiye kurtulsun. Ondan sonra bakanlık hesabına girin. Kim yönetecek? İki, yani bu İmar Bakanlığı, Şehircilik ve İmar Bakanlığı sanıyorum. Tamam. Herkes istiyor. Yani böyle bir şeye niye giriyorsunuz? Herkes mühendis mi? Herkes mimar mı? Herkes şehirlerin yenilenmesini mi istiyor? Herkes bu ülkeyi bu kadar mı seviyor, binaları sevme bazında? Niye herkes, yani İçişleri, Dışişleri ve şey ağırlıklı. Şehir ve Şehircilik ve İmar Bakanlığı. Şimdi bunların tartışmalarının yapıldığı bir süreç yaşadık. Hala da sanıyorum bir kısmı yapılıyor, devam ediliyor yani ötelendi. Ve Türkiye'de AKP iktidarına bir nefes verebilecek bir noktaya gelmiş idi. İşte yaşanan tartışmalar sonrasında İyi Parti. Tabii bu krizi Kemal Kılıçdaroğlu iyi yönetti. Çok sakin davrandı. Biz her adımını izledik. Taşlar yerine oturacak açıklamasıyla başladı süreç, birkaç günlük süreç. O süreçte yürütülen diplomasiyle istenilen çerçeveye getirildi İyi Parti. İşte göstereceğiyle Mansur Yavaş'la İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın istediği tarihte ve biçimlendirdiği tanımlamayla göreve geleceği şerhi Meral Akşener'in masaya dönmesinde bir yol olarak benimsendi ve yeniden o siyasi deprem bir miktar atlatıldı. Kılıçdaroğlu da dün itibariyle deprem bölgesine gitti. İşte Malatya'dan Evet, başladı. sarayda yaşamakla depremde çadırın içinde bir geceyi geçirmek arasındaki Evet, bizim farkı da çocuklar göstermiş oradalar, oldu. izlediler bu süreci. Nur Hakkı çadırda geçirdi geceyi. İnsanlarla sohbet etti. Şimdi orada konteynerler vardı da işte niye gitti, yattı, bilmem ne yaktı, züttü diye bir sürü şey Ne görüyoruz. kim ne ediyorsa desin ya. Yani ne anlamı? Önemli olan o çadırda yatmanın şeyini hissetmesidir insanın. Çadır tamam yazın güzeldir, işte sayfiye amaçlı kullanılınca, ama deprem sonrası kışın ortasında vücudun titreyerek üzerine ne atarsan at, daha sonuçta ne atacaksın? İki tane battaniye atacaksın. Yatakta belli bir ısı üretiyor zaten. Başkasında bir şey yok, başka da bir şey. Onu yaşamak için adam orada yatıyor. Yoksa şey yok mudur yani? Konteyner de bulunur, bilmem ne de bulunur yatacak bir şey, Cumhurbaşkanı Bu adayı. arada ben şeyi söyleyeyim. İzmir Kocaeli depreminde
Marmara depreminde ben yılbaşını depremzedelerle birlikte geçirmiş bir gazeteciyim. Yani onu söylemiş olayım. Yani orada hiç kimseyi ayırt etme mümkün değil. Orada bu bundan, bu şundan, bu bilmem ne falan değil. Yaşam Deprem de ayırt biraz etmiyor zaten. yani Evet. hiç kimseyi ayırt etmiyor yani. Orada öyle bir şey var ki ben çocuklarla yani birlikte olduğum tiyatro oynamak isteyenler. Düşün bir gazetecisin ne yapabilirsin? Bir çocuğu sevindirebilmek için işte fotoğraf çekersin. İşte bilmem böyle şakalaşmaya çalışırsın. Hani gülmek diyorlar ya gülmek devrimci bir eylemdir diye. Ya ben bunu yaşadım. Orada kaldım 2-3 gün kaldım ve bunu ve de ilginç Ben olan da mesela şuydu. Yani bunu yaşadım. O dönemki gördüm ama şimdi gördüğün şey savaş alanları. Şimdi sanki yani bombalar Recep, ben üstüne kaç defa hamle yaptım gideyim diye benim arkadaşlarım oraya gitmeme engel oldular. Yani sen orayı görmemelisin, senin psikolojini çok etkiler diye. Biraz da sağlık durumu düşünerek. Bir çok doğru arkadaş yapmışsın. konteyner yapıyor şimdi, yakında bitecek. Konteynerle şey, konteyner diyorum, karavan yapıyor. Onunla gidelim diye bana işte artık bu senin diye bir mesaj atmış Özcan dostum, arkadaşım. Onunla bile o manzarayı görmemem için arkadaşlar gitmemi istemiyorlar. Ben sokaklarına kadar bildiğim bir kent ve birçok arkadaşımı kaybettim. Birçok dostumu, yoldaşımı kaybettim ben bu süreçte. Daha kimin kaybolduğunu da net bilmiyorum, biliyor musun? Yani benim telefonum 3000 civarı insan kayıtlıdır. Bunun neredeyse yarısı Hatay'dır, Antakya'dır. Kim nerededir? Geçen bir tanesi aradı. İbrahim Yayla'lı diye. Önce karısı aradı. Daha önceden sağlıksızdı zaten. İşte bir felç inmişti. Gözlerinin bir kısmı görmüyordu. Kapının önünde çadırdayız, aklıma geldim, hocam ben seni arayayım diye arıyor. Bir de dönemiyoruz da, yani ihtiyaçlar o kadar fazla ki insanlara yanıt veremiyoruz. İnsanların taleplerini karşılayamıyoruz, o olanaklara sahip değiliz. Sadece dertlerini dinleyip paylaşıyoruz. Yarın 3 tane arkadaşım gelecek Hatay'dan yine. Yani elimizden ne gelirse yapacağız. Birinin sol omuzu tutmuyormuş falan, sağlıkla ilgili sıkıntıları var. Maraş'tan gelenler var. Yine benim akraba çevremden gelenler var. Onlar hastanede yatacak yer bulamıyorlarmış, ortopedi servisinde falan filan. Yani o kadar çok yaşanan dram var ki, hangi birine nasıl yetişeceksin, ne olacak? Bir de tabii bizim hareket alanımız o kadar geniş değil. Biz devlet değiliz, hükümet değiliz. Çok sınırlı şekilde belediyeler üzerinden ne yapabilirize bakıyoruz. Elimizden gelen, yani ileterek belediyelerin çözmesini sağlamaya çalışıyoruz. İşte hastanelerde yer bulmaya çalışıyoruz vesaire. Yani bu deprem Türkiye tarihinde bir 200-300 yılda bir, nasıl ki anlatıldığı kadarını tabii okuyoruz, bir yaşanacak bir depreme biz denk geldik. Bir kent tamamen neredeyse enkazların altında kaldı. Hatay'ın durumu bu. Yani Hatay'ı yumuşatmaya gerek yok. Hatay enkazların altında denebilir yani. Bence yaşamını kaybedenlerin sayısı sırf Hatay'da çok fazla. Yani 100 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum Hatay'da. Oradaki arkadaşların anlattığı şeyle. Dün yine bir arkadaşımla konuştum. Evi yıkılmış. Zemin sağlam ama diyor, yapan diyor müteahhit sıkıntılıymış diyor. Dedim müteahhit de mahkeme verin, hesap sorun. Bir 5 parası kalmadı ki, iflas etti. Nerede bu, boşuna uğraşırız diyor. Hiçbir şey alamayız diyor. Şimdi aynı yere ev yaptıracaklar tekrar. Öyle bir plan yapıyorlar. Evi yıkıyorsun, zeminin üstünü yaptırıyorsun. Artık biraz daha depreme dayanıklı bir ev yapıp, bunların hepsi tabii şey, gücü ve parası olanla ilgili. Parası olmayan ve servetini kaybeden, her şeyini kaybeden insan sayısı da çok fazla.